Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ve savunma sanayisindeki anlaşmalar sonrası Ukrayna'ya Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları satılırken batılı ülkelerin Ukrayna'ya siha vermeyi kabul etmediği sadece Türkiye'nin verdiği ortaya çıktı. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar BBC gazetesine yaptığı açıklamada Rusya'ya Bayraktar TB2 satılmayacağını tekrarladı. Bayraktar, Ukraynalı yetkililerin insansız hava araçları satın almak için birçok batılı ülkeye başvurduğunu ancak sadece Türkiye'nin anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Ukrayna'daki Rus savaşının başlamasıyla birlikte Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına olan ilginin arttığını, satışların da arttığını ifade eden Bayraktar, Ukrayna'daki savaştan önce dronlar Azerbaycan tarafından Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaşta, Suriye ve Libya'da da başarıyla kullanıldı. Çoğu zaman çatışmanın diğer tarafında Rusya vardı. Teknolojiyi geliştiren bir şirketiz. Kendi hedeflerimiz var. Ülkemizin gelişimine ve stratejik işbirliği yaptığımız ülkelere katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu teknolojileri kendimiz kullanmıyoruz. Geliştirerek bunları başkalarına kullanıma aktarıyoruz, dedi. Rus medyasının iftiralar attığını aktaran Bayraktar, her şey diğer ürünlerle olduğu gibi. Elbette maalesef Rus medyasında iftira görüyoruz çünkü sistemlerimiz hava savunma ve zırhlı araçlarını yok ediyor. Ama günün sonunda teknolojiyi sağlayan bir şirketiz dedi. Moskova size büyük miktarda para teklif ederse onlara da satacak mısınız sorusunu da cevaplayan Bayrakar, para bizim için ilk öncelik değil. Para ve maddi kaynaklar işimizde hiçbir zaman hedef olmadı. Ukrayna ile dostluğumuz ve işbirliğimiz yıllardır devam ediyor. Bu nedenle bize ne kadar para teklif edilse de dürüst olmak gerekirse bu durumda onlara bu silahları vermemiz söz konusu değildir. Bu dönemde tüm desteğimiz tamamen Ukrayna'nın yanındadır. Çünkü çok güçlü bir bağımız var ve Ukrayna çok haksız, agresif ve mantıksız bir saldırıya maruz kalıyor. Bu nedenle hiçbir şey Ukrayna ile olan işbirliğimizi gölgede bırakmayacak. Teklif edilen miktar ne olursa olsun bu konudaki konumumuz açıktır diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ilk günlerinde Ukrayna ordusu Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla Rus ordusunu yavaşlatmış. Ukrayna ordusunun başarılı saldırıları sonrası Batılı ülkeler silah desteği vermeye başlamıştı. Rus siyaset bilimci Yevgeni Mihaylov Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirerek dünya ekonomisinin resesyonda olduğunu ve kazananın Türkiye olduğunu söyledi. Ukrayna'yı Amerika Birleşik Devletleri tarafından silahlandırmanın yardım değil, sadece Beyaz Saray'ın askeri operasyonları daha da tırmandırma girişimi olduğunu, Amerika'nın savaşın son Ukraynalıya kadar sürmesini istediğini belirten Rus uzman, Amerika'nın oluşturduğu bu küresel kaos'ta sadece kara parayı akladığını ve çok fazla temettü aldığını kaydetti. Amerika'nın politikasının müttefiklerini rahatsız ettiğini vurgulayan Rus uzman, Avrupa Birliği'ni kastediyorum. Ekonominin gerilemesi, savunma yeteneklerinin kaybolması, toplumsal gerilimlerin artması, bütün bunlar ulusal çıkarlarına karşı saldırıya yaptırımları destekledikleri içindi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri aslında Biden'ın politikaları nedeniyle bir iç savaşla karşı karşıya kaldı. Ama şimdi Ankara'nın siyasetine dikkat edin. Bu ülke Rusya'ya kendi ulusal çıkarlarına aykırı olan yaptırımları desteklemedi, tam tersine Moskova ile ekonomik olarak yeni adımlar attı. Sonuç olarak, Avrupa batıyor ve Türkiye ekonomisini güçlendiriyor. Bu kadar basit, Rusya-Ukrayna ile savaş halinde, dünya ekonomisi resesyonda ve kazanan Türkiye dedi. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, işgalci Rus ordusunun Bahmut ve Soledar'a saldırma girişimlerini sürdürdüğünü, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşılık verdiğini belirtti. Genelkurmay Başkanlığı, düşman şu anda çabalarını Bahmut ve Avdivka yönlerinde yoğunlaştırmaya devam etmektedir. Soledar, Bahmut ve Kodema yönünde Ruslar ta Rus savaşına girişmişler ancak başarılı olamamışlardır dedi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise Rus ordusunun Ukrayna'da 80 binden fazla askerini kaybettiğini iddia etti. Wallace, Afganistan'da 10 yılda kaybettikleri 15 bine kıyasla 6 ayda 80 bin, dedi. Reuters haber ajansı, işgalci Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında 20'den fazla filtreleme kampı kurduğunu belirtti. Haberde Rusya, Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında Ukraynalı savaş esirlerini ve sivilleri gözaltına almak, sorgulamak ve işlemek için kullandığı 21 sızma kampı kurdu. Böylece insanları faşist gibi meslek alanlarına ayırmak için bütün bir filtreleme sistemi oluşturuldu denildi. Diğer yandan Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Araştırmaları Merkezi Başkanı Samir Hambetov, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmesinde bulunarak, Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün en son yayınlanan raporunda Ukrayna'daki Rus askeri komutanlarının Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan itaat içinde olduğunu kaydettiğini belirtti. Enstitünün raporuna göre, bu nedenle bu komutanların ne Savunma Bakanı Sergey Shoigu ne de Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un emirlerine uygun olarak hareket etmediğini ortaya koyduğunu vurgulayan Hambetov, Enstitü bile, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü ve özel bir askeri operasyon olarak adlandırdığı tükenme savaşının ilk aşamasını tamamladıktan sonra, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da Savunma Bakanı Shoigu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'dan komutasını aldığını iddia ediyor. Sağlanan verilerden Putin'in Ukrayna'ya ilişkin en son verileri doğrudan Merkez Askeri Bölgesi Komutanı Lapin'den, Merkez Birliklerinin grubunu denetleyen ve Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surukin'den aldığı da belirtiliyor. Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapordan Rusya'nın Mart ayının sonundan itibaren Ukrayna'daki işgal savaşının kontrolünü kaybedeceği sonucuna varılabilir. Rusya tarafından birkaç gün önce Ukrayna cephesinde aktif düşmanlıkların sona ermesiyle bağlantılı olarak yapılan her şey plana göre gidiyor ifadesinden, kontrolün Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun elinde olmadığı da netleşiyor dedi. Ukrayna'daki Rus asker birliklerinde kontrolün tam olarak hayata geçirilemediğini aktaran Hambetov, ilk sebep zaten biliniyor ve bu durum neredeyse bu savaşta Rusya'nın yararına çalışan ana faktörlerden biri olarak kabul edilebilir. İkinci nedene gelince burada farklı bir yaklaşım var. Yani batılı devletler Ukrayna'yı destekleme konusunda aynı fikirde olmadıklarını göstermektedir. Süreçlerin ilerleyişine bakarsanız resim böyle görünebilir dedi. Öte yandan İspanya Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya askeri malzeme yardımını iki katına çıkartarak yeni füze savar batarya, zırhlı araç, mühimmat ve eğitimci gönderme kararı aldı. İspanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, NATO, AB ve Ukrayna destek temas grubu ile her zaman koordinasyon içinde hareket edildiği ve buna devam edileceği belirtildi. Açıklamada, yardım kararı kapsamında bu ülkeye füze savar batarya, zırhlı araç, mühimmat ve eğitimci göndereceği ayrıca kış ekipmanı ve giysi yardımları da yapacağı kaydedildi. Diğer yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Rusya'nın Ukrayna'dan bazı bölgeleri ilhak etme planını sürdürdüğünü ve bu konuda Harkiv başta olmak üzere birçok bölgede sahte referandum hazırlığında olduğunu söyledi. Kirby, Rusya'da hükümetin, özellikle Harkiv'de sahte bir referandum düzenlenmesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir. Rusya'nın bu yöndeki duyurusunu bu hafta bitmeden duyabiliriz dedi.